Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde silah bilgisi dersi kapsamında arkadaşlar CZ-75B tabancayı inceleyeceğiz. CZ-75B yüksek güçlü, güvenilir ve yaygın kullanılan bir silahtır. Çek Cumhuriyeti Česká Jabrovka firması tarafından üretilen 9x19 milim çapında parabellum fişek kullanan 15 artı 1 fişek kapasiteli basit geri tepme sistemiyle çalışan tek ve çift hareketli ateşleme sistemine sahip yüksek güçlü yarı otomatik bir tabancadır arkadaşlar. Çek 16'lısı olarak da bilinen CZ-75 tamamen çelikten üretilmiş sürgü ve çerçeveye sahip. Dayanıklılığı, yüksek hızı ve etkili mesafesi, isabetliği ve güvenirliği sebebiyle çok tercih edilen bir tabancadır. Ülkemizde Emniyet Teşkilatı tarafından ilk olarak CZ-75 modeli, ilerleyen yıllarda da yeni özellikler olan CZ-75B modeli kullanılmaktadır. Üretici firma tarafından benzer özelliklere sahip yeni modelleri de üretilmektedir arkadaşlar. Teknik bilgilere bakacak olursak tabancanın çapı 9x19 milim parabellum fişek kullanır. Çalışma sistemi basit geri tepme sistemiyle çalışır. Ateşleme sistemi yarı otomatik tek ve çift hareketli. Emniyetleri mandal emniyeti, horoz ve ateşleme pin blok emniyeti. Toplam uzunluğu 206 milim, genişliği 33 milim, namlu uzunluğu 120 milim, nişan hattı uzunluğu 160 milim, yükseklik 138 milim, boş şarjörle ağırlığı 1 kilo, etkili menzili 50 milim, fişek kapasitesi 15 artı 1 şeklinde arkadaşlar. Evet, tabancanın sol yandan görünen parçalarını görüyorsunuz ekranda. Çerçeve, sürgü, arpacık, sürgü tutucu, emniyet bandalı, gezi görüyorsunuz numaralandırılmış şekilde. Horoz, şarjör kilidi, tetik korkulu, söküp takma çentiklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Sökülüp takılmasına bakalım. Tabanca boş olduğundan kesinlikle emin olunduktan sonra sökme işlemine başlıyoruz. Sökülmesi tabanca şarjör çıkartılıp fişek yatağı kontrol edildikten ve boşaltıldığından kesinlikle emin olduktan sonra sağ elle alınır. Sol el baş parmağın tetik korkuluğu içinde olacak şekilde diğer parmaklarla sürgünün üstünden tutulur ve söküp takma çentikleri aynı hizaya gelinceye kadar geriye doğru itilir. Tabanca boş olduğundan emin olmamız gerekiyor dediğimiz gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar resimlerle de sökülme adımlarını. Çerçevenin sağından sürgü tutucu mandalın ucu sol tarafa doğru bastırılır ve sol taraftan çekilerek tabancadan tamamen ayrılır. Sürgü sol elle kızaklar üzerinde ileriye çekilerek çerçeveden tamamen ayrılır. Sürgünün içerisindeki yerine getiren yay ve namlu çıkarılarak tabanca ana parçalarına ayrılır arkadaşlar. Takılmasına bakacak olursak takılması sökme işlemi sırasında yapılan işlemler tersine yapılarak tamamlanıyor tüm silahlarda olduğu gibi. Namlu sürgü içerisindeki yerine takılır. Yerine getiren yay ve kılavuz mili sürgü içerisindeki ve namlu üzerindeki yerine takılıyor. Daha sonra sürgü ve çerçeve sol elle sökülmesi sırasında olduğu gibi tutulur ve sürgü geriye itilerek çentikler aynı hizaya getirilir. Sürgü tutucu mandalı soldan sağa doğru takılır. Sürgü geri çekilip bırakılarak silahın çalışması kontrol edilir. Ana parçalarına bakacak olursak söküldükten sonra çerçeve, yerine getiren yay ve kılavuz mili, namlu, sürgü şeklinde ekranda görüyorsunuz. Doldurulmasına bakalım. Dolu şarjör tabancanın kabzasındaki yatağına sürülerek şarjör kilit tarafından kilitleme olana kadar bastırılır. Sürgü sol ile arkasında bulunan tırtıklı bölgeden tutularak gidebildiği son noktaya kadar geriye çekilerek bırakılır. Sıkışan yerine getirme yayı sürgüyü ileri iterken doldurma parçası şarjörün en üstündeki fişeği ileri doğru ittirir ve fişek rampasına fişek yatağına sürer. Tabanca bu andan itibaren doldur ve atış hazırdır. Ayrıca sürgü ileriye giderken sol elle yardım edilmemeli. Yerine getiren yayın kuvvetiyle gitmesi sağlanmalı. Tabanca emniyetli bir yöne, yani atış hattına çevrilir. Boşaltılmasından bahsediyoruz. Şarjör kilidine bastırılarak çıkartılır. Sürgüyü gerideki tırtıklı bölgeden sol elle tutularak en geriye kadar çekilir. Bu sırada tırnak fişek yatağındaki fişekliği çekerek çıkartır ve çıkartıcıya çarptırarak kovan atma boşluğuna tabancanın dışına atılır. Bundan sonra tabancanın içi ve fişek yatağı gözlele ve kontrol edilerek boşaltıldığından kesin emin olunur arkadaşlar boşaltılmasında. Çalışma sistemi ve ateş etmeye bakalım. Ateş etmek için tabanca doldurulur. Tabanca mandal emniyetinde ise emniyetten kurtarılır. Ateş etmek için horozun kurulu olması zorunlu değildir. Tabanca çift hareketli olduğundan horoz kurulu olmadığında tetiğe baskı yapıldığında horoz geriye doğru kurulu duruma gelir ve kurulu olarak kalmadan tekrar ileriye doğru hareket ederek ateşleme iğnesine darbe yaparak ateşlemeyi temin eder. Horozun kurulması ve düşmesi aynı anda ve tetiğin bir kere çekilmesiyle gerçekleşir. Horoz kurulu olduğunda ise tetiğin görevi sadece horozu düşürmektir. Tetiğe baskı yapıldığında horoz düşer ve patlama gerçekleşir. Bu pozisyonda kurulu olan horozu düşürmek için tetiğe daha az basınç yapılması gerekeceğinden çift hareketli çalışmaya göre daha sıratlı nişan alınıp
nişan hattının bozulmamasına yardımcı olur. Acil olmayan durumlarda horozun kurulup ondan sonra nişan alınarak ateş edilmesi bu nedenle daha çok tavsiye edilir. Emniyet sistemlerine bakacak olursak tabancada, CZ-75 tabancalarda bandal emniyeti horoz tetik ve sürgünün hareketlerini bloke eder. Ateşleme pin blok emniyeti tetik çekilmediği sürece ateşleme iğnesini kilitler. CZ-75B tabancalarda 3 türlü emniyet sistemi vardır. Bunlar mandal emniyeti, horoz emniyeti ve ateşleme pin blok emniyetidir. CZ-75 modellerinde ise mandal emniyeti ve horoz emniyeti olmak üzere 2 emniyet sistemi vardır. Mandal emniyeti ana emniyet tertibatıdır. CZ-75 tabancalarda çerçeve üzerinde sağ taraftadır. Emniyet mandalı yukarı doğru çevrilerek tabanca emniyeti alınır. Tabanca sadece horoz kurulu olduğu zaman mandal emniyeti alınabilir. CZ-75 tabancalarda mandal emniyeti horoz, tetik ve sürgünün hareketlerini bloke eder. Daha sonra bundan dolayı tabanca mandal emniyetindeyken dolduruş ve boşaltma işlemi yapılamaz. Tetik hareket etmez arkadaşlar. Horoz emniyeti yardımcı emniyet sistemidir arkadaşlar. Amacı tetik çekilmedikçe düşme çarpma gibi nedenlerle horoza gelebilecek darbelere karşı horozun ateşleme iğnesine ulaşmasını engellemektir. Horoz kurulmaya başlandığında ilk çentiye horoz kurma parçası takılır. İğne ile horoz arasında belli bir mesafe kalır ve herhangi bir çarpma durumunda horoz ateşleme iğnesine temas etmez ve tabanca ateş etmez. Silahın horoz emniyetine alınışında horoz kurulur. Sağ el işaret parmağı tetiğe baskı yaparken sağ el baş parmağı horozu kontrollü bir şekilde yavaşça indirir. Horoz emniyeti tetiğe baskı uygulandığında horoz kurma parçası horozu serbest bırakır. İkinci çantaya geldiğinde tetik bırakılır. Böylece tabanca horoz emniyetine alınmış olur. Atış yapılmak istendiğinde sadece tetiğe baskı uygulamak yeterlidir. Ateşleme pin blok emniyeti tetik çekilmediği sürece ateşleme iğnesini blok ederek kilitli durumda tutar. Düşme çarpma gibi dışarıdan gelebilecek istenmeyen darbeler sebebiyle iğnenin ileriye gidip kapsüle darbe yapması da engeller arkadaşlar bu emniyet tertibatta. Evet arkadaşlar, bölüm bu kadar. Teşekkürler.